Şimdi tabii engellilerimizin durumunu bizim anlayabilmemiz gerçekten mümkün değil. İşte burada az önce de ifade etmeye çalıştım. İlk defa sinemaya giden insanlarımız var. Bir de şu anda mesela onların o anı yaşaması için, bizlerin yaşamamız için gözlerimizi bandajla kapatıp kendilerimizi onların yerine koyarak film izleyeceğiz. İşte bu da engellilerimize gösterdiğimiz duyarlılığın bir neticesi ve onlara sunduğumuz bir hizmetin neticesidir diye düşünüyorum. Sadece engellilerin rol aldığı bir kısa film yaptık. Bu kısa film ses betimlemeli özel bir film görme engellileri için. Bir de normal vatandaşlarımızı, özellikle protokol olmak üzere normal vatandaşlarımızın gözlerini göz bandıyla kapatacağız. Kulaklık vereceğiz, özel ses betimlemeli kulaklık vereceğiz. Bir görme engelli nasıl bir duygu içerisinde bir filmi izliyor ya da yaşamını nasıl idame ettiriyor, bunun empatisini yaptıracağız. Protokol başta olmak üzere diğer vatandaşlarımız. Bu anlamlı ve özel gün aslında engellilerin sadece bir güne sığdırılabilecek kadar, 24 saate sığdırabilecek kadar elbette ki hatırlanacağı dar bir gün değil. Onun için Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi 7 gün 24 saat, 1 yıl 365 gün onların tüm sorunlarıyla, tüm dertleriyle dertlenen, onların sorunlarını, kendi sorunları kabul eden bir idare anlayışına sahip olmak lazım. Sizler eşit bir şekilde hem sağlıkta, hem eğitimde, hem ulaşımda, her türlerde bir belediye başkanımızın engellilerimize elinden tutuyor. Kendisinden Allah razı olsun, ekibinden Allah razı olsun. Ters yapın. Sen çık. Dur, çıkıyorum. Hakikaten. Baba başka mı? Eminim abi. Mehmetciğim hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle Sayın Belediye Başkanım ve benim burada çıkıp konuşmamda vesile olan çok değerli ailem ve siz kıymetli seyirciler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Teşekkür ederim Serkan. Gerçekten senlerden böyle güzel bir hediye almak. Gençlerimize gitmiştik şeylere, tiyatrolara falan, sinemalara gitmiştik. Şimdi burada gelince daha memnun olduk, daha şeyiz.